Çekeyim. Sabahın 9. Abi geldi. Döşemeye başlıyoruz. Çok iş var mı bugün? Çok iş var mı? İyi ki ilk sabah bana geldin ya. İlk buraya geldin. Öyle. Adam aradı, tıp köşkeymiş lan. Ha öyle mi? Oo. Böyle yaptım ama sıkıntı oldu. Bu da uç tarafı. Kablonun kırıldı biraz. Tam görünüyor zaten. Köprücü bekledi bizi. Büyük köprücü herhalde. Ve şuradan geldik. Evimize kadar ulaştık. Evet, bizi yoğun çalışıyoruz. Köprücülerin işi de zor ya. Yani. Abi bütün bela başı sana bir şey çalışıyor ama. Herkes öğrendi de ben bir şey çalışacağım. Alakalı. Anladım. Şimdi burası tehlikeli, buradan su geliyordu. Şuraya. Burada da bizim atacağımız suyumuz var. O yüzden abi yavaş yavaş kazıyor. Bu arada böyle şeridi çizdik. Sona yaklaştık ha. Yürü be abi be. Vallahi boru koparsa yandığımızın resmidir ben sana söyleyeyim. İşimiz yok, bir daha boru yapalım burada. Böyle gelirsen evet, kopmaz. Kapatma işlemi de devam etti şu anda. Bu boruları kendim döşedim. Abi yardımcı olmadı ondan sana. Ama yöntemi öğretti. Yöntem şöyleymiş. Çevirerek. Çevire yaptık bu işi. Çekicilere işi bırakmak lazım. Adam her şeyi düşünüyor. Mesela burasını fazla kazdırma dedim abi. Çünkü bu yol dolacak. Burası tam bir düz alan olacak. Toprakla. Evet. 80 metre ölçmüştük. 110 adım 80 metre demiştim. 100'lük aldım. 100 metre aldım olur olmaz diye. İnanılmaz bir şey. Sadece bu kadar. En fazla 4 metredir. İyi ki 80-90 olmamışım. Ben de diyorum 70 metre tutar. Evet borumuz böyle kaldı. Canavar gibi. Ucunu ben bıçak olmadığı için ama amcam süper çalışıyor ya. Şuna baksana. Nereye gidiyorsun bakalım? Gel. Küçüksün sen. Ve yolumuz bu şekilde düzleşti. Dolaştım buraya. Şu gördüğünüz deniz ağaçları. Belki de 4 yıllık yani. Bunlar da kayısır. Kayısılarımız. Bunlar da kiraz. Şuraya bugün yol açayım dedim. Sonra düşündüm hadi. Şuraya yol açayım. Arabayı oraya koyarım sonra. Daha toprak gelecek ya. Toprak gelince buraya birazcık atacağız. Sonra köpçeyi sokup buraya birazcık işleyeceğim. Ondan sonra toprak koyuruz. Burada ateşi toplanması için toplum var zaten. O da böyle kalıyor. Bilen gelsin işte meydan. Şuradan şurası kaç metre abi? Vallahi ortalama 4-5-6 metre boru gidiyor. 6 metre boru. Bu şey de olacak. Şuradan çeşmenin... Hatta onu biraz daha aşağı da yapabilirim yani. O sonraki sen... 2 boy boru yazacağım. Tamam 2 boy boru aynen. Seni burada gidiyor. Kalacak. Orada 25'ten 20'ye... Düşmedi mi ateş? He? Buraya, sadece buradan geleceğiz, bunu buraya T ile bağlayacağız şuraya. T ile bağlayacağız. Bu depoda olacak. Dolduğunda bu vanayı kapatacaksın. Tamam.
Direkt şebeke suya gidecek. Bu da bizim köpeğimiz sürekli buraya geliyor. Tamam abi. Evet arkadaşlar, sucu geldi. İsu'da tanıdığı varmış. Bu tospik orada pek rahat durmuyordu. Ama ben bir şekilde işlemi hallettim. Kaç falan ateş, bakayım o listeye. Böyle kalınca bir liste yap abi. Kaç para? 400 TL, 395 lira. Ateş sen nasıl değerlendiriyorsun 395 liralık fiyatı? Pahalı değil mi sence? Değil. Sanki pahalı biraz. Biraz sonra bunu gıda çarşısına gideceğiz. Ve bu malzemelere bakacağız. Kaç para tutuyor? Ondan sonra görüşürüz Ateş Bey senle. Bakalım kim kazanacak? Şu gördüğümüz yerden malzemeleri aldık. Kaç para tuttu sence? 200. Ne? Aynen. Nereden biliyorsun? Dediler. Dediler. Adam bana 400 liraya fiyat veriyor. 400 TL. Geliyorum gıdaya. 200 liraya alıyorum ya. 200 TL'ye. Aha. Bari 50 lira koy üstüne. 100 lira koy. Hadi anlarım. 100 lira koy. Değil mi Ateş? 100 lira koysun üstüne. Zaten işçiliğine geldiğinde 300 lira ondan istiyor. 200 liraya, 200 liraya alıyoruz. Adamlar 400 lira istiyor lan. Ne? Kime güveneceğimizi bilemedik. Hayata güvenmedik. Hayata güvenmedim kendimize. Geldi duyun gelsin işte meydan. Dört kapıyı dört makamı. Duyun gelsin işte meydan. Şuradan kaç metre abi? Ortalama 4-5-6 metre boru gidiyor. 6 metre boru. Bu şey de olacak. Şuradan çeşmenin. Hatta onu biraz daha aşağıda yapabilirim yani. O sonraki sen 2 boy boru yazacağım. Tamam 2 boy boru aynı. Seni orada gibi... kalacak. Orada 25'ten 20'ye. Düşmedim Ateş. Buraya, sadece buradan geleceğiz, bunu buraya T ile bağlayacağız şuraya. T ile bağlayacağız. Bu depoda olacak. Dolduğunda bu vanayı kapatacaksın. Tamam. Direkt şebeke suya gidecek. Bu da bizim köpeğimiz sürekli buraya geliyor. Tamam abi. Evet arkadaşlar, sucu geldi. İsu'da tanıdığı varmış. Bu tospik orada pek rahat durmuyordu. Ama ben bir şekilde işlemi hallettim. Kaç falan Ateş, bakayım o listeye. Böyle kalınca bir liste yap abi. Kaç para? 400 TL, 395 lira. Ateş sen nasıl değerlendiriyorsun 395 liralık fiyatı? Pahalı değil mi sence? Değil. Sanki pahalı biraz. Biraz sonra bunu gıda çarşısına gideceğiz. Ve bu malzemelere bakacağız. Kaç para tutuyor? Ondan sonra görüşürüz Ateş Bey senle. Bakalım kim kazanacak? Gördüğümüz yerden malzemeleri aldık. Kaç para tuttu sence? 200. Ne? Aynen. Nereden biliyorsun? Dediler. Dediler. Adam bana 400 liraya fiyat veriyor. 400 TL. Geliyorum gıdaya. 200 liraya alıyorum ya. 200 TL'ye. Aha. Bari 50 lira koy üstüne. 100 lira koy. Hadi anlarım. 100 lira koy. Değil mi Ateş? 100 lira koysun üstüne. Zaten işçiliğine geldiğinde 300 lira ondan istiyor. 100 liraya, 200 liraya alıyoruz. Adamlar 400 lira istiyor lan. Ne? Ne oluyor? Kime güveneceğimizi bilemedik. Hayata güvenmedim. Hayata güvenmedim kendimize. Ben yoruldum. Evet şu anda şurada yer altına gelen, yani şu artezyan suyundan gelen boruyu toprağın altına gömeceğim. 2 gündür yağmur yağıyor. Bu benim için fırsat olabilir. Yer biraz da ıslak ve nemlidir. O yüzden işim daha kolay. Şimdi çalışmaya başlıyorum.
Evet, şimdi üst dağ geldi. Önce elektriği çektik şuradan. Yaklaşık 100 metre kablo var değil mi abi? 100 metre. Var. 100 metreye çektik, buraya kadar elektriği getirdik. Ondan sonra makineyi abi çalıştırdı. Sonra burada tesisat işlemini yapıyor. Şurada hafif bir kazıdı. Buradan T işlemini yapıyor. Ve şu ikisini birleştiriyor. Dirsekleri yapıyor şu anda. Patatesi salı biter mi bu iş abi? Para yatırsam. Parayı yatırdın mı önümüzdeki hafta bağlarlar. Önümüzdeki hafta? Ha şu tamam. Hafta içi bağlarlar. Tamam süper. Bitsin bu iş. Şu makine senin her şeyin o zaman. Bu makine, o senin üstüne oturduğu makine 7 milyar. Otur otur bir şey olmaz da. Yani pahalı onu söylemek istiyorum. Anladım. Ha şu hilti milti mi? Orada pafta var 800 milyon. Şu. Kırmızı kaldı olan. Şu. Vay be. Şu anahtar 350 milyon. Şu büyük anahtar. Allah Allah, maliyete bak. Yok. İşini tamamladı. Buradan dışarıdan gelen hortum şeyle. Buradan içeriye bir T koydu. T'den sonra şuradan alttan T'ye döşedi. Ve çeşme ucunu şuraya çıkardı. Öyle. Şimdi tesisat bitti. Evet, son hamleleri yapıyoruz. Oraya numara taşı gelecek mi? Abi geldi. Yolun geldi. Sonuna geldi. Burada böyle evler var. Pazarlık aşaması sürüyor. Bunun gibi bir sürü evler var orada. Burada bir şeyler. Suyu aldılar. Benim akraba var. Su bile aldı. Akıyor su içeri. Tesisatı kurduktan sonra. Sayacı mayacı bağlandı. Evet, sonuçta işlem bitti. Ustamız bu işi hallettikten sonra tesisatımız da tamamen döşendi. Şimdi ıs suya fotoğraf açacağız. Tamamdır. Ve onlarla gelip suyumuzu alacağız. Üstüne dikkat et de. Hatta diğer kapını. Ateş, devletin suyu aldım. Yanlış yaptım. Daha kapat iyice kapat. Bastır. Hayır, diğer taraf ateş. Tamam, şimdi. Deli çocuğum. Hadi aç. Heyecan içinde bittiğim açacak. Diğer tarafa. Açarım. Ben anam. Ha, içme lan.